José Luis Calva, daha çok yamyam şair veya Guerrero yamyamı olarak da bilinen, kendini yazar, şair ve oyun yazarı olarak tanıtan, tam adıyla José Luis Calva Zepeda, bugüne kadar Meksiko City'deki en korkunç Meksikalı katillerden biri olarak hatırlanmaktadır. 20 Haziran 1969'da doğan José Luis, travmatik bir çocukluk geçirmişti. Kendisi henüz 2 yaşındayken babası öldükten sonra annesi baba diyebileceği birçok adamla çıkmaya başlamıştı. Henüz 7 yaşındayken askeri bir akademide okuyan abisinin arkadaşı olan Tirso adındaki 16 yaşındaki bir genç tarafından tecavüze uğrayacaktı. Bir süre sonra 12 yaşındayken evden de kovuldu. Annesinden şiddet görüyordu. Hayatta kalabilmek için arabalarının camını silmeye ve dilencilik yapmaya başladı. Biriktirdiği paralar ile daha sonra bir ayakkabı parlatma kutusu alarak ayakkabı boyacılığı yapmaya başlayacaktı. Bu yaşam onu bir sokak çocuğuna dönüştürmüştü. Geceleri parklarda yatıyordu. Ta ki bazı civar evlerde yaşayan insanlar ona acıyarak oturdukları binanın çatı katında ona cüzi bir ücret karşılığında bir oda kiralayana kadar bu durum sürmüştü. 1996 yılında evlenerek eşi ve iki çocuğunun annesi olacak olan kadın Aide ile tanışmıştı. İlk dönemler mutlu bir evlilikleri vardı ancak daha sonra anlaşamayarak boşandılar ve Aide kızlarını da yanına alıp Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı. Bu ayrılıktan sonra José Luis Calva derin bir depresyona girecekti. José Luis'in sonraki dönemlerde ortaya çıkacak olan katillik hayatı ise yapılan bir polis baskını ile gün yüzüne çıkacaktı. 2007 yılında federal polis ekipleri Alejandra Galeana isimli kadının ortadan kaybolmasının ardından düzenledikleri operasyonda kadının sevgilisi olduğu için baş şüpheli konumunda bulunan José Luis Calva Zepeda'nın evine arama kararı ile yaptıkları baskında José Luis Calva Zepeda'yı limonlu bir sos ile tatlandırılmış insan etinden oluşan bir tabakta yemek yerken bulmuşlardı. José Luis evinin penceresinden atlayarak kaçmaya çalıştı ve ağır bir şekilde yaralandı ancak polis ekiplerince yakalandı. Ulusal ve uluslararası basında José Luis'in evi olan 17 numaralı dairede tabaklarda insan kalıntılarının bulunduğu haberi paylaşılmıştı. Polis ayrıca José Luis'in yakalanmasından sonra dairesinde yaptığı detaylı aramada kız arkadaşı Alejandra Galeana'nın olduğundan şüphelenilen parçalanmış cesedini, buzdolabında insan eti, bir kutu mısır gevreğinde pişmiş insan eti ve insan kemikleriyle dolu bir kızartma tavası buldular. Bunun dışında José Luis Calva tarafından yazılan Instintos Cannibales o 12 Dias, Yamyam İçgüdüleri veya 12 Gün başlıklı tamamlanmamış bir kitapta bulundu. Kitabın iç kapak sayfasında Kuzuların Sessizliği filminin katili olan Hannibal Lecter'ın maskeli görselinin José Luis Calva'nın yüzüne benzeyecek şekilde değiştirildiği görülüyordu. José Luis Calva aynı zamanda bir şair ve korku hikayeleri yazarıydı. Şiirlerini şehrin gayri resmi pazarlarında satıyordu. Bu sebeple olsa gerek daha sonra yakalandığında basın tarafından kendisine yamyam şair lakabı takılacaktı. Ayrıca kendisinin korku filmleri için senaryolarını satmayı başaramayan, başarısız bir senarist olduğu da etrafta alınan bilgilere göre biliniyordu. Polisler José Luis Calva'nın profesyonel kariyeriyle ilgili yaşadığı bu hayal kırıklığının öfkesini tetiklemiş olabileceğini düşünüyordu. Ayrıca polisler yaptıkları detaylı soruşturmada 3 yıl önce 2004 yılında da parçalanmış halde bulunan Veronica Consuelo Martinez'in de José Luis Calva'nın eski kız arkadaşı olduğunu öğrenmişlerdi ve yine Nisan ayında da La Yarosha takma adıyla bilinen bir fahişenin cesedi bulunmuştu ve bu iki kadını da José Luis Calva'nın öldürdüğüne dair çok somut kanıtlar mevcuttu. Yapılan araştırmada José Luis Calva'nın öldürdüğü iki kız arkadaşının da benzer yaş ve görünüme sahip olduğu ve her ikisinin de eczanede kalfa olarak çalıştığı keşfedilmişti. Komşuları çoğunlukla José Luis'i sessiz ve çekingen olarak nitelendirse de yakındaki José Luis Calva'nın düzenli müşterisi olduğu bir pizza dükkanının sahibi verdiği röportajda kabul edilmemekten endişe duyan iki yüzlü bir adam olduğu izlenimi veriyordu diyecekti.
38 yaşındaki José Luis Calva kendisini bir oyun yazarı, televizyon kişiliği, muhabir, romancı, aktör ve şair olarak tanıtarak kurbanlarına yaklaşıp onlarla ilişkiler kuruyordu. Ağustos ayında çıktıklarında kendisine şiir okuduğunu söyleyen 40 yaşındaki bir eczane çalışanı olan Veronica R. "Beni bu şekilde büyülediğine göre süper bir kişiliğe sahip olmalı diye düşündüm." diyecekti. Şans eseri José Luis'in kurbanlarından biri olmaktan son anda kurtulmuştu. José Luis Calva 8 Ekim'de tutuklanmasının ardından savcılara annesi tarafından terk edildiğini, babasının kendisi 2 yaşındayken öldüğünü ve yaklaşık 7 yaşındayken ağabeyinin bir erkek arkadaşı tarafından tecavüze uğradığını söyleyerek travmatik bir geçmişi olduğundan psikolojisinin yerinde olmadığı iddiasında bulunmuştu. Baskılara daha fazla dayanamayan José Luis Calva uyuşturucu ve alkolden kaynaklanan şiddetli bir tartışmanın ardından sevgilisi Alejandra Galeana'yı öldürdüğünü ve vücudunu kestiğini kabul edecekti. Ancak yamyamlık yaptığını ve etini yediğini reddedecekti. Ayrıca diğer iki kadını öldürdüğünü de reddediyordu. Cesetten kurtulmanın bir yolu olarak eti köpeklere yedirmek için pişirdiğini iddia etti. Ancak yetkililer onun eti dikkatlice temizlediğini ve pişirdiğini ve baharatladığını da belirterek bu beyanlarından şüphe duyduklarını belirttiler. Ona inanmamışlardı. Savcılık makamı José Luis Calva'ya 2004 yılında parçalanmış cesedi karton kutularında bulunan eski kız arkadaşının ölümüyle ve bu yılın başlarında bir bavulda parçalanmış kalıntıları bulunan bir fahişenin tanıdıkla bağlantılı olduğunu gösteren delillerin de ellerinde olduğunu söylemişlerdi. Bunun üzerine daha fazla direnemeyen José Luis diğer iki cinayeti de işlediğini itiraf etti. Yapılan yargılama sonucunda müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak José Luis Calva Zepeda ömür boyu hapis cezasını çekmeye niyetli görünmüyordu. Hapse girdikten birkaç ay sonra Aralık 2007'de kendini kemerle asarak intihar edecekti. 11 Aralık 2007 sabahı erken saatlerde sabah 6 ile 6.30 arasında intihar ettiği anlaşılan José Luis Calva kaldığı hücrenin çatısının kemerinden asılı halde bulundu. Hücresinin her tarafı arandığı halde herhangi bir intihar notu bulunamadı. Hapishane yetkilileri kemeri nasıl aldığını ve 24 saat gözlem altında olması gerekirken nasıl intihar edebildiğini araştırdıklarını söylemişlerdi. Ve José Luis Calva seri katillik hayatı bu şekilde cezasını çekemeden sona ermişti.